Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamburger tarifi vereceğim. Ekmeğini de yaptım, köftesini de, muhteşem oldu. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle hamburger ekmeğinin yapımıyla başlıyorum. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık suyumu kabıma alıyorum. 1 adet yumurta ekliyorum. 1 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 paket instant maya ekliyorum. Ve şöyle iyicene karıştırıyorum. Unumu azar azar, yavaş yavaş, sürekli karıştırarak eklemeye devam ediyorum. Toplamda 5,5 su bardağı kadar un kullandım. Unun miktarı unun markasına göre, yumurtanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Şöyle kulak memesi kıvamında bir hamur olması gerekiyor. Bir tık ele yapışan bir hamur. Hamurumu 10 dakika kadar iyicene yoğuruyorum. Hamurunuzu ne kadar iyi yoğurursanız o kadar güzel sonuç alırsınız. Ve tekrar kabına koyuyorum. Ve kabıma koyup üzerine örtü 40 dakika kadar mayalandırmaya bırakıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi iyicene kabardı, iyicene mayalandı ve havasını alıp elimle şöyle bir toparlıyorum ve tezgahımın üzerine alıyorum. İçine doğru katlayarak yuvarlak bir form veriyorum. Ve şöyle bir hamur kesme aparatıyla önce 2'ye, sonra 4'e, sonra 8'e bölüyorum. Toplamda 12 adet beze yaptım. Mandalina'nın büyük halini düşünün. Mandalina'nın büyük hali kadar büyüklükte bezeler oluyor. Bezelerimi aralıklı bir şekilde yağlı kağıt koyduğum tepsime diziyorum. Ve şöyle elimle hafif üzerlerine bastırıyorum. Üzerlerini tekrar örtüp bir yarım saat kadar tepsi mayasına bırakıyorum. Yarım saat sonra örtümü alıyorum. Gördüğünüz gibi puf puf kabarmışlar ve hafif dokunuşlarla üzerlerine süt sürüyorum. Çok nazikçe hareketlerle sürelim. Havasını indirmeyelim hamurlarımızı. Üzerine biraz susam serpiyorum. 200 dereceye ayarladığım fırına üzeri pembeleşinceye kadar pişiriyorum. Ve hamburger ekmeklerim hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel piştiler. Puf puf oldular arkadaşlar. Mutfağımda mis gibi koktu. İçi de böyle sünger gibi oldu gördüğünüz şekilde. Dilerseniz bu hamburger ekmeğini dondurucuya koyup daha sonra da kullanabilirsiniz rahatlıkla. Ve hemen köfte harcının yapımıyla devam ediyorum. Yarım kilo kıymam vardı. Yarısını yağlı kuzu kıyması olarak kullandım. 1 adet yumurta ekliyorum. Yağlı kıyma daha güzel oluyor. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Baharatlarım kimyon, kırmızı toz biber, kekik ve karabiber arkadaşlar. 2 yemek kaşığı soya sosu, 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Baharatlarımı birer çay kaşığı kullanmıştım. 2 yemek kaşığı dolu dolu tatlı ketçap kullanıyorum. 1 çay bardağı dolusu da galeta unu ekliyorum.
Ben bayat ekmeklerden yapıyorum galeta unumu. Onun videosu da kanalımda var. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Direkt bayat ekmek de kullanabilirsiniz ya da galeta unu da kullanabilirsiniz. Köfte harcımızı çok iyi yoğuruyoruz. Yarım çay bardağı kadar da su kullandım. Köfte harcımızı ne kadar iyi yoğurursak köftelerimiz o kadar güzel olur. Ve köfte harcım hazır. Çok az su elimi ıslatıyorum suyla ve bir kavanoz kapağının üzerine streç koyuyorum. Cevizden daha büyük parçalar alıp kapağın içerisine koyup elimle iyicene bastırıp şekil veriyorum. Bu şekilde hepsi eşit oluyor ve şekli de çok güzel oluyor gördüğünüz gibi. 12 adet köfte yapmış oldum bu şekilde. Yağlı kağıt koydum. Tepsimin üzerine köftelerimi diziyorum. Köftelerinizi de bu şekilde yapıp dondurucuya kaldırabilirsiniz. Daha sonra çıkarıp kullanabilirsiniz rahatlıkla. Köftelerim de hazır. Tavamı ısıtıyorum. Isıttığım tavanın üzerine çok az sıvı yağ gezdiriyorum ve köftelerimi üzerine koyup orta ateşte pişiriyorum. Ocağınızın altı kısık olmasın, köfteleriniz kurumasın. Orta ateşte pişirdiğim köftelerin üzerine çedar peyniri koyuyorum hemen almadan önce arkadaşlar, ama maalesef orada kameramı yanlışlıkla kapatmışım. Yani köftenin içini hazırlarken gösteremiyorum. Eğer köfte ekmeğiniz soğuksa onu da tavada ısıtabilirsiniz. Hemen almadan önce üzerine çedar peyniri koyuyorum ve içerisine domates, turşu, kıvırcık, mayonez, ketçap, dilediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamburgerlerim muhteşem oldu. Yanında patates kızartması yaptım. Şimdiden yapanlara, yiyenlere afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarda istediğiniz yemekler varsa, istediğiniz sorular varsa yazmayı unutmayalım lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.